Herkese selamlar, saygılar dostlar. Örümcek Adam filmi ile alakalı çelişkili haberler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu sefer de Tom Holland 3 Spider-Man filmde olmayacak dedi. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum bizle? Neyse şimdi bir anda yükselmeyelim. Videomuzda haberi tam bir inceleyip sonrasında olup olmayacağını hep birlikte bir konuşalım. Tabii öncesinde YouTube sağ olsun geçenlerde bir sıkıntıdan dolayı bir süre video atamamıştık ya, gözümüzün yaşına bakmadan bildirimleri pat diye kesmiş. Hadi hep birlikte şu durumu bir düzeltelim dostlar. Abone ol tuşuna ufacık bir dokunuş yapıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Discord kanalımızda da çok güzel etkinlikler olacak. Şimdiden yerinizi alabilirsiniz. Evet, Spider-Man No Way Home'un fragmanı çıktıktan sonra ortalığı bayağı bir karıştırdı. Hele ki 3 Spider-Man muhabbeti tüm fanları resmen mest etti. Ya da etmişti diyebiliriz. Çünkü Tom Holland, Tobey ile Garfield'ın filmde olacağı söylentilerini yalanladı. En azından bu sırrı benden saklamadıkları sürece filmde yer almayacaklarını biliyorum. Ki böyle de bir olayı benden saklamazlar diye de düşünüyorum diyen Tom'a sosyal medyada fanların yazdığı yorumlarsa bayağı bir yaratıcı. Yani tamam, bu konuda resmi bir açıklama henüz yok ki Garfield da sürekli bu olayları yalanlayıp duruyor. Ama yok abi yok, inanmıyoruz ya, zorla mı? Biz gerekirse 3 maymunu oynarız ama yine de filmde 3 Spider-Man'in kesin olarak olduğunu son güne kadar düşünürüz. Ki bununla alakalı birçok ipucu da var. O yüzden geçin bu ayakları abi. Tamam, sızıntı muhabbetleri pek güvenilir değil, farkındayız. Ama geçen de bahsettik. Artık TV spotları olsun, bu tarz sızan görüntüler olsun inanılmaz derecede PR yapılmasını sağlıyor. Yani neredeyse bir fragman kadar önemli hale gelmeye başladı. Bizce reddetmelerinin sebebi olayın büyüsünü bozmamak olsa gerek. Neyse, Venom ve Marvel'ın geleceğiyle alakalı birkaç haber de var, onlara da bir bakalım. Ünlü sitelerden olan Deadline'a göre Sony, Venom evrenini Spider-Man'le birleştirmeyi düşünüyor. Ki bu konuyu önceden konuşmuştuk. Ancak bu birleşimi Sinister Six filmi yapmak için kullanacağını bilmiyorduk. Tabi haberin şu anda herhangi bir altyapısı yok. Tamamen bir söylenti. Ama olması çok muhtemel. Diğer haberimiz de Marvel'la alakalı ve biraz tadımızı tuzumuzu kaçırabilir. Şu anda Marvel'ın film sektörüne ki özellikle sinematik evrenlere yön verdiğini söyleyebiliriz. 4. fazında da başarılı işler çıkaran evrenin Sony ile sonunda anlaşabilmesi beklentilerimizin daha da artmasına sebep olmuştu. Ki bu yüzden bu haber bizleri bir tık üzdü diyebiliriz. Marvel, Stan Lee, Steve Ditko ve Colin gibi usta yazarlara dava açıyor. Sebebi ise Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Ant-Man, Hawkeye, Black Widow, Falcon ve diğer karakterlerin telif hakları. Telif hakkı yasasına göre çizgi romanların yazarları veya mirasçıları belirli bir süre sonra yarattıkları karakterler için haklarını geri alabilmek adına başvurabiliyorlarmış. Ki geçenlerde Steve Ditko'nun mirasçıları bu karakterlerle alakalı bir fesih bildiriminde bulunmuştu. Bak kardeşim, bu kadar tıkırında işleyen tezgaha çomak sokarsan vallahi bozuşuruz. Bahsettiğimiz kahramanların süresi dolduğu anda telif hakları yazarlara geçmiş olacak. E tabi Sony ile yaşadığı sıkıntılı süreçten sonra Disney de daha şimdiden bu durumla alakalı hazırlıklarını yapmaya başlamış. Bakalım davanın sonucu nasıl olacak? İnşallah yine telif yüzünden başı boş bir vaziyette ortada bırakmazlar bizi. Evet, ufak ufak haberlerden oluşan bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet, arada biraz boş yapmış olabiliriz.